Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP ve MHP aslında yazılı ve görsel basını önemli oranda kontrol altına almış durumda. Havuz medyası denilen bir grup var ve bu basın medya organlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Önemli bir yekünü oluşturuyor. Dolayısıyla yazılı ve görsel basını önemli oranda kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Kontrolleri dışında olan birkaç televizyon ve Özgür Bası'na yönelik de her gün Rütük aracılığıyla cezalandırma, ayrıca operasyonlarla gözaltına alma, tutuklama ile yıldırmaya çalışıyorlar. Biz bunu görüştüğümüzden bir gün önce neredeyse 22 Kürt gazeteci gözaltına alınmış. Bunların neredeyse tamamı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tek işleri gazetecilik olan, ekmeklerini bu işten kazanan basın mensuplarından bahsediyoruz. Kuşkusuz gözaltına alırken de, tutuklarken de gazetecilik yaptıkları için onları gözaltına aldık, tutukladık demediler. Fakat bu kontrol edemedikleri bir alan olduğunu düşünüyorlar. O da internet platformları, sosyal medya platformları. Buna ilişkin bir düzenleme yapmak istiyorlardı uzunca bir süredir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan önce Dijital Mecralar Komisyonu daha sonra da Adet Komisyonunda görüşülen Basın Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin amacı da eee iddia edildiği gibi aslında dezenformasyonla mücadele değil ayrıntılarını konuştuğumuzda herkesin anlayacağı üzere asıl amaçları tam tersine sansür yasası, sosyal medya platformlarının tahkim altına alınmaya çalışılması, internet iletişimlerinin kontrol altına alınmaya çalışılmasıdır. Tek amaçları bu. Kontrol edemedikleri bir alan olarak görüyorlar. Özellikle seçime giderken sosyal medya platformları başta olmak üzere bu dijital platformları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Muhtemelen seçime hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, itiraz edenlerin de susturulduğu, itiraz edenlerin itirazlarını dile getirdikleri mecraların da susturulduğu bir süreç içerisinde seçime gitmeyi planlıyor olmalı. Bizim gözlerimiz okumamız böyle. Bu yasa ile getirdikleri 4-5 tane e, önemli konu var. Bunlardan bir tanesini internet haberciliğini yasal güvenceye kavuşturuyoruz diyerek internet haberciliğini kont kontrol altına almak. İkincisi basın kartlarını yasayla düzenleyerek Danıştay kararlarını e, boşa çıkarmak ve basın kartlarına ilişkin sürecin kontrolünün tamamını ...iletişim başkanlığına vermek... ...aynı zamanda bununla birlikte... ...basın ilan kurumunun da yetkilerini artırmak... ...bir diğer düzenleme sosyal medya platformlarını kontrol altına almak... ...bir diğer düzenleme de iletişim platformları... ...WhatsApp, Telegram, Signal gibi platformları kontrol altına almak... ...onların bütün iletişim kayıtlarının tamamının... BTK'ya verilmesini sağlamak. Yani yasanın içerisinde böyle bir sürü düzenleme var. Şimdi gerçeğe aykırı bilgiyi yayma diye yeni bir suç yaratılıyor. Yani ceza kanunu 217. maddesinden sonra gelmek üzere bir madde ekleniyor. Gerçeğe aykırı bilgiyi yayma suçu. Bu yeni bir suç ve bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Eğer örgüt Yapısı içerisinde işlenmişse, örgütsel bir fiil olarak bu, bu suç işlenmişse yarı oranda artırılabilecek. Yani iki yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Hani bu hiçbir gazeteci yargılanmayacak, hiçbir gazeteci tutuklanmayacak denmesinin hiçbir maddi temeli yok. Türkiye'de sadece bir atasözünü hatırlattığı için gazetecilerin nasıl tutuklandığına hepimiz tanığız. Bundan sonra enflasyona dair, hükümetin politikalarına dair herhangi bir haber yapan, herhangi bir tweet atan kişi de bu yasa yürürlüğe girdikten sonra yargılanabilecek, gözaltına alınabilecek, tutuklanabilecek ve hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Fakat Sadece bununla da yetinmiyor iktidar. Yani hani amaç diyelim ki gerçekten gerçeğe e, aykırı bilgiyi yayan işte kamuyunda e, korku, yılgınlık yaratan e, bir, bir e, haber paylaşan kişiyi yargılamak değil. çünkü, ee, bu bir sosyal medya platformunda yayınlanmışsa o sosyal medya platformuna da bu haberi çıkarın diyecekler. Eğer sosyal medya platformu bu haberi çıkarmazsa %95'e kadar e, band daraltmaya gidebilecekler. Yani seçime giderken işte enflasyon 200 oldu diyen dolar dolar 17-18 TL idi bu gidişle 30 TL olacak diyen bir kişinin tweet tweetin nedeniyle gözaltına alınması, tutuklanması, yargılanması mümkün. Aynı zamanda bunu haberleştiren, bu düşüncesini sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanması dışında o sosyal medya platformunun da bu habere erişimi engellemesinin istenmesi mümkün. Eğer erişimi engellemezse, o haberin çıkarılmasını sağlamazsa o zaman da o sosyal medya platformuna erişimi engelleyebilecekler. Bu AKP MHP'nin yapmadığı bir şey mi? Geçmişte Twitter'ı da, Wikipedia'yı da çok rahat kapatabildiler. Facebook'a da ban daraltma şeklinde sınırlayıcı işlere imza atabildi bu iktidar. Dolayısıyla asıl amaçları gerçekten yalan haberciliğin önüne geçmek değil Çünkü hepimiz biliyoruz yalan haberi nasıl yaydıklarını havuz medyası aracılığıyla ayrıca on binlerce trolü aracılığıyla nasıl dezenformasyon yaptıklarını biliyoruz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler arasında gerçeğe aykırı o kadar çok bilgi var ki hani bu bilgilerin hiçbirisiyle ilgili bugüne kadar bir şey yapmamış e, yargı organlarının bundan sonra bu yalan yanlış bilgiyi yayan bu iktidara yönelik değil muhalefete yönelik bir susturma girişiminde bulunacağını söylemek kesinlikle kehanet olmayacak. Çok tehlikeli bir madde düşünce ifade özgürlüğünün özel bir tipi olan basın özgürlüğünün doğrudan ihlal edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca yalana kimin karar vereceği de önemli bir sorun. Diyelim ki siz bir konuyla ilgili haber yaptınız. Bir gazeteci veya bir vatandaş, diyelim ki bir iktidar mensubu, bir bakan, bir hükümet yetkilisi çıkıp hayır bu gerçeği yansıtmıyor dediği andan itibaren savcının kime itibar edeceğini düşünüyoruz. O haberi yapan kişiye mi yoksa iktidara mı itibar edecek? Elbette pervasız bir şekilde gerçeğe aykırı bilgileri yayabilen iktidarın sözü üzerine basın mensuplarının haber yapması engellenebilecek. Bu bir dezenformasyonla mücadele yasası değil, açıkça bir sansür yasası. Şimdi basın ilan kurumu yerine aslında şu anda herhangi bir dergi veya gazete, başka bir medya, kuruşu açacak kişilerin e, basın savcılığına, her ilde bulunan basın savcılığına başvurması gerekiyor. İşte sahibini, yazı işleri müdürünü, adresini buna dair bilgileri vermesi gerekiyor. Örnekleri de basın savcılığına gönderiliyor. Şimdi bunu değiştirip bu, bunu basın ilan kurumuna verilmesini istiyorlar. Şimdi normalde demokratik bir ülkede yargı organları yerinde yerine e, gazeteci gazeteci örgütlerinin, medya örgütlerinin, demokrasi kitle örgütlerinin kontrolünde olan bir basın ilan kurumuna yapılmasının daha doğru olduğu varsayılabilir. Fakat sorun böyle değil. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde aslında basına dair her tür başvurunun basın savcılığına yapılmasına dair bir düzenleme yapılmıştı. Yani daha önce e, idareye, hükümetlere başvuru yapılırken Avrupa Birliği uyum sürecinde bu, bu konuda bir değişiklik yapıldı. Ve işte yargının bağımsız olduğu varsayılarak gazete çıkaracak kişilerin Basın savcılığına başvurmasının daha doğru olacağı söylendi. Düzenlemeler de öyleydi. Bugüne kadar da herhangi bir sorun olmadan yürüdü. Fakat şimdi bunu değiştirmek istiyorlar. Diyorlar ki bundan sonra kim gazete çıkaracaksa, kim dergi çıkaracaksa basın savcılığına değil basın ilan kurumuna başvursun. Peki bu basın ilan kurumunun yönetiminde kimler var? Tamamen BTK ve Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisinde. Genel kurulunun o... 36 olan üye sayısı 42'ye çıkarılıyor. Bu 42 üyeden 14 tanesini Cumhurbaşkanı istediği kişiler arasından atıyor. Yani böyle basın mensubu falan bile olması gerekmiyor. Geri kalan 28 kişinin 14'ü de büyük bir bölümü yine idarenin temsilcileri. Kalan işte tarafsız denilen basın mensupları arasından belirlenen 14 kişinin önemli bir bölümü de emin olun bugün e, listeye baktığınızda göreceğiniz gibi e, tamamen iktidarın kontrolündeki medya mensuplarının temsilcileri. Ve şimdi bu yasayı değiştirerek e, gazeteciliği, dergiciliği e, görece e, bağımsız olması gereken e, yargı yerine e, basın ilan kurumunun e, kontrolüne almaya çalışıyorlar. Bununla birlikte e, en önemli sorun basın kartları e, meselesi. Basın kartları meselesini de yine iktidarın kontrolü altına almış durumda. Yani bir hem komisyonda yüksek sesle bütün muhalefet partileri dile getirdi. Bir kişinin gazeteci olup olmadığına iktidar karar veremez. Sadece e, gazetecilerin basın mensuplarının kendi öz örgütleri karar verebilirler. Fakat e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra oluşturulan basın Enformasyon genel müdürlüğü yerine oluşturulan e, iletişim başkanlığı, e, cumhurbaşkanlığı ve hükümetin propaganda başkanlığı gibi çalışan iletişim başkanlığı kimin gazeteci ol, olmadığına karar veriyor. Ben komisyon görüşmeleri sırasında da örnek vermiştim. Toprağa bol devri daim olsun Aydın abinin. Aydın Engin 52 yıllık gazeteci, 25 yıllık sarı, kart, sarı basın kartı sahibi Aydın Engin'e bile basın kartı vermemiş bir iletişim başkanlığından bahsediyoruz. Şimdi yönetmelikle düzenlenen basın kartına dair bütün düzenlemeler yasal güvence altına alınıyor denilerek aslında bunun daha önce Danıştay tarafından iptal edilmiş hükümlerinin yasaya konularak basın kartlarının tamamen meslek örgütlerinin kontrolünden çıkarılması sağlanmış oluyor. Bu medyanın kontrol altına alınmasının tipik örneği. AKP ve MHP kesinlikle yargı kararlarına saygı duyan bir iktidar değiller. Yani bir düzenleme, e, yüksek mahkeme tarafından iptal edildiğinde yargı kararlarına saygılı olan bir iktidarın ona göre düzenleme yapması beklenir. Fakat tersine, Genelge iptal edilmişse bunun için bir yönetmelik çıkaran, yönetmelik iptal edilmişse bunun için bir kanun çıkaran, kanun iptal edilmişse anayasayı değiştirmeye çalışan bir iktidardan söz ediyoruz. Yani kesinlikle yargı kararlarına saygı duymayan bir iktidar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirmeyen bir iktidardan bahsediyoruz. Danıştay kararını boşa çıkarmak için de bunu yapıyorlar. Bu çok açık ve net. Yargı kararlarına saygı duymuyorlar. Fakat şunu hatırlatmakta yarar var. Bunu öyle büyük bir demagoji yapıyorlar ki. Bakın Danıştay yönetmelikle ilgili yürütmenin durdurulması kararı verdiğinde iletişim başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklama şu. Diyor ki biz terör örgütlerinin basını ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Yani ne açılmış davanın içeriğinde böyle bir şey var, ne Danıştay İDDK'nın kararında böyle bir şey var. Danıştay'ın kararı şu, basın kartlarının bu biçimde tamamen e, iktidarın, hükümetin kontrolüyle dağıtılmasının, kime verili verilmeyeceğine karar verilmesinin yasaya aykırı olduğunu söylüyor. Danıştay kararı bu. Ama bunun böyle algılanmaması için yaptıkları hukuksuzluğun e, kitleler nezdinde böyle algılanmaması için bir göbels gibi propaganda bakanlığı gibi çalışan iletişim başkanlığının başındaki kişi de diyor ki biz terör örgütlerinin basını ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Yani tamamen propaganda başka bir şey değil mi? E, doğrudan basın kartı vermesine ilişkin düzenlemede e, bir, bir reviz revizyona gittiler. Ama enformasyon görevlilerine basın kartı verecekler. Aydın Engin abi gibilerine basın kartı vermeyecekler. Fakat iletişim başkanlığında çalışan herkese basın kartı verecekler. Şimdi basın kartının önemi şu. Eğer Türkiye'de basın kartı sahibi değilsiniz, Cumhurbaşkanının, bakanların, hükümetin yaptığı herhangi bir programa sizi davet etmiyorlar. Soru sorma hakkınızı elinizden alıyorlar. Diyelim ki herhangi bir toplumsal olay oldu. Bu toplumsal olayı bir basın mensubu haberleştirmeye çalıştığında, izlediğinde gazetesi adına serbest gazetecilik yapıyor olabilir, televizyon adına her neyse. Basın kartı sahibi değilse güvenlik görevlileri onun orada haber yapmasına bile izin vermiyorlar. Yani aslında basın kartı sadece sosyal haklara dair veya bir kimlik yerine geçen bir belge olmanın ötesinde bir kimsenin gazetecilik basın mensubu olarak görev yapıp yapamayacağını doğrudan ilgilendiren bir mesele. Yani polis, asker sizi doğrudan engelliyor eğer basın kartı sahibi değilseniz ve yine hükümetin düzenlediği hiçbir programa, hükümetin içinde yer aldığı hiçbir programa basın kartı mensubu sahibi değilseniz alınmıyorsunuz. Soru sorma hakkınızda, gazetecilik yapmanızda bir basın mensubu olarak görevinizi yapmanızda engellenmez. Evet, yani toplumun belli bir kesimine, yani sınırladıkları kesimine basın kartı vermeyi istemiyor İletişim Başkanlığı. Bu sınırlamaların hiçbirisini içerisinde yer almayanlara da basın kartı vermiyor aslında. Yani sadece bu sınırlamalara dahil sözünü ettiğim şey o. Yani bundan 40 yıl önce yargılanmış, bundan 40 yıl önce bir ceza almış, bir soruşturma geçirmiş kişilere de basın kartı verilmemesinin dayanağını oluşturmaya çalışıyorlar. Yani muhaliflerin basın kartı almaması için her yolu deniyor bu iktidar demek mümkün. Üstü hizmet sağlayıcı dedikleri bir kavram. Şebekeler, şebeke dedikleri işte bu haberleşme şebekelerinden bahsediyorlar. Telefon ile iletişim diye düşünün. Bunun şebekeler üstü hizmet sağlayıcıları, iletişim sağlayanlar olarak kastettikleri, WhatsApp, Telegram signal gibi e, 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 uygulamalar. bu uygulamalara bu, bu uygulamalardan şöyle bilgiler isteyebilecekler. yani görüşme sayısı görüşen kişiler görüntülü arama sayısı, görüntülü arama süresi dahil bunların hepsinin istenmesine olanak tanıyor. Eğer bu konuda da bir adım atılmazsa yani hani bu şebekeler üstü iletişimi sağlayan diyelim bu uygulamalar bu konuda eğer bilgi paylaşmazlarsa bunlara dair de yasaklama, engelleme kararları söz konusu olabilecek. Açıkça içerik yazmıyor fakat içeriğin de istenmesini sağlayan bir düzenleme var. Diyor ki kurumun isteyeceği diğer bilgiler diyor. Yani bu kurumun isteyeceği diğer bilgiler diye sınırsız bir alan yarattığınız andan itibaren BTK'nın bu iletişimi sağlayan uygulamalardan içeriklerini bile istemesi mümkün tabi veri vermeyeceklerini göreceğiz gelecekte. Tabii tabii yargı kararına bağlanmıyor. Kaldı ki Türkiye'de bu konuda çok rahat yargı kararı alınabileceğini biliyoruz. Çünkü bu ülkede Türkiye'deki her il ve her ilçedeki her vatandaşın telefonunun dinlenmesine karar vermişti Ankara'daki bir mahkeme hatırlayalım. Yani sınırsız ve süresiz bir Dinleme izleme kararı vermişti bir mahkeme. Dolayısıyla e, iktidarın e, kontrolü altındaki yargı organlarından eğer hani mahkeme kararı alsa böyle bir karar almaları da çok kolay yani. Size kuşkusuz sosyal medya e, platformuna yönelik e, sınırlamalar zaten daha önce e, bu e, 1 milyonun üzerinde e, kullanıcısı olan bu sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasına dair düzenlemeler getirilmişti. Şimdi buna dair sosyal ağ sağlayıcılarının Biraz daha kontrol altına alınabilmesi için getirilmiş bazı düzenlemeler var. Sosyal ağ sağlayıcıları BTK'nın taleplerinin gereğini yerine getirmezse onlar için de çok büyük yani hani milyonlarca liralık para cezaları eğer bu para cezaları yerine getirilmezse yine %95'e kadar bant daraltma uygulamasının getirilmesi öngörülüyor.